Hindistan medyası, Türkiye ile Pakistan arasında nükleer işbirliği görüşmeleri yapıldığını, Pakistan'ın nükleer teknolojiyi Türkiye'ye aktarmaya başladığını iddia etti. Hindistan medyası, 22-23 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen Türkiye-Pakistan Yüksek Düzey Askeri Diyalog Grubu toplantısında nükleer işbirliği kararı alındığını savundu. Hindistan medyasında yer alan haberde Türkiye'nin nükleer ve füze teknolojilerinin hızlı üretimi ve yaygınlaşmasının dünyadaki demokratik güçler için büyük bir endişe kaynağı olduğu belirtildi. Kuzey Atlantik'ten Orta Doğu'ya kadar ülkelerin barış ve huzurunu tehdit ettiği iddia edilen haberde Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jeopolitik hedeflerini yerine getirmek için Pakistan'ın nükleer ve füze teknolojilerine güvendiği kaydedildi toplantının, her iki ülkenin ordularının en üst düzey temsilcileri arasında yapılan bir dizi toplantının devamı olduğu, savunma temsilcileri arasındaki önceki toplantılarda kaydedilen ilerlemenin de gözden geçirildi ve tartışıldığı aktarılan haberde, Türk medyası, diğer şeylerin yanı sıra, ortak üretim ve satın almada dahil olmak üzere savunma sanayi işbirliğine çok önem verildiğini bildirdi. Pakistanlı generaller ayrıca Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile de görüştü. İçeridekiler, toplantı sırasında tartışılan görüşmelerin iki ülke arasında nükleer ve füze teknolojilerini paylaşmanın daha büyük bir senaryosunun parçası olduğu için buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor denildi. Pakistan'ın füze teknolojilerini hızla Türkiye'ye aktardığı ve Pakistanlı bilim adamlarının Türkiye'nin füze üretim kapasitesini artırmasına yardımcı olduğu iddia edilen haberde çok sayıda Pakistanlı bilim insanı şu anda balistik ve nükleer yeteneklerini geliştirmek için Türkiye ile çalışıyor. Pakistan, ülkeler arasında füze teknolojisi transferlerini aracılık ederek ve jeopolitiğin dinamiklerini manevra ederek füze teknolojisi kontrol rejimini ve silahların yayılmasını önleme kurallarını küstahça ihlal etti. Erdoğan konuşmaları ve yorumlarıyla nükleer arzularını pervasızca dile getiriyor. Pakistan'ın 10 yıllardır nükleer karaborsanın kralı olduğunu ve Türkiye'nin Pakistan'ın işine katkıda bulunduğunu belirtmek yerinde olacaktır denildi. Haberde Erdoğan'ın Pakistan'ın nükleer ve füze yeteneklerini halifelik hedeflerine ulaşmada önemli bir silah olarak gördüğü iddia edilerek iki ülke arasında savunma teknolojileri ve teçhizatının açık bir şekilde aktarılması artık barışçıl dünya düzenini giderek daha fazla tehdit ediyor. Bununla birlikte, bu işlemler batılı güçleri ve şu anda Pakistan'dan aceleyle ayrılan ve buna karşı harekete geçmeyi planlayan Suudi liderliğindeki ülkeleri rahatsız etti ve Pakistan'ı İslam dünyasında bir parya haline getirdi denildi. Zengezur'da Şurnuk köyünün Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesinin ardından Ermeni askerlerin sınırda görevlendirildiği açıklandı. Ermenilerin bölge valisi Melikset Pogosyan, Ermeni askerlerin tartışmalı 21 kilometrelik bölüm de dahil olmak üzere sınırda durduğunu söyledi. Şurnuk köyü yakınındaki bölgede de dahil olmak üzere sınır muhafızlarının yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Pogosyan, olası gerginliği önlemek için yerel halkı provokasyonlara boyun eğmemeye çağırıyoruz. Durumu Ermenistan silahlı kuvvetleri, Ermeni ve Rus sınır muhafızları tamamen kontrol ediyor dedi. Ermenistan Sağlık Bakanlığı 3330 Ermeni askerinin çatışmalarda öldüğünü açıkladı. Dağlık Karabağ'da öldürülen 3330 Ermeni askerin adli tıp kurumunda incelemesinin yapılarak kimliklerinin tespit edildiği belirtildi. Ermenistan Sağlık Bakanı Alina Nikogosyan'ın basın sekreteri 27 Eylül'deki çatışmaların başlamasından bugüne kadar 1441 cesetten örnek alındığını belirtti. 871 örneğin incelendiği, son 10 günde 436 cesedin tespit edildiği açıklanarak, Sağlık Bakanlığı Adli Tıp Muayene Merkezi uzmanlarının, modern genetik analizörleri kullanarak araştırmalarına devam ettiği kaydedildi. Karabağ'da yapılan ateşkes sonrası halen daha bölgeden ayrılmayan Ermeni militanlar bundan sonra esir olarak değil terörist olarak kabul edilecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hadrut bölgesinde Ermeniler tarafından yapılan saldırılar sonrası Azerbaycan'ın artık Ermenileri terörist olarak gördüğünü, bundan sonra yakalandıklarında esir değil terör eylemlerinden tutuklanacaklarını açıkladı. Aliyev, Hulusi Akar'ın kendisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar, Ermenilerin esir değil terörist olduklarını ve geri dönüş ihtimallerini ortadan kaldırıyor. Cumhurbaşkanı Aliyev'in yaptığı açıklamada Ermenilere uyarıda bulunarak, Dağlık Karabağ'daki tüm Ermeni militanlar teröristtir. Azerbaycan, topraklarında silah teslim etmeyenlere karşı terörle mücadele operasyonu düzenleyecek ve bu şahıslar iç hukuk uyarınca yargılanacak. Ermenilerin silahlarını bırakmaktan başka seçenekleri yok. Tutuklanacaklar veya yok edilecekler dedi. Aliyev, Ruslara da mesajlar verdiği açıklamada, Ermenilerin ikametgahı için ayrılan topraklar ve Rus barışı koruma görevlilerinin yeri Hankendi, Hocalı ve Hocavent Azerbaycan'ın yetkisi altındadır. Barış güçleri, bu topraklardaki silahlı Ermenileri anlaşmaya göre silahsızlandırmalı ve sınır dışı etmelidir aksi takdirde Azerbaycan bu teröristleri ateşkesin ihlal edilip edilmediğine bakılmaksızın devlete tehdit kaynağı olarak temizleyecektir. Bölgede yaşananlar Azerbaycan'ın bir iç meselesidir. Rusya'nın görevi sadece Karabağ'daki ateşkesi kontrol etmektir dedi. Uzmanlar, Türkiye'nin 2020 yılında Libya ve Doğu Akdeniz'de bütün meydan okumalara rağmen attığı diplomatik ve askeri adımlarla küresel ve bölgesel dengeleri değiştirdiğini, ülkeyi Akdeniz'de kendi kıyılarına hapsetmeye çalışan Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa'nın çabalarını boşa düşürdüğünü söyledi. Doğu Akdeniz'de gerginlik, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın etrafındaki doğal zenginlikleri işletmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe sayarak bir takım uluslararası anlaşmalar yapmasıyla başladı. Hükümetlerinin desteğini alan batılı şirketler, Rumlarla yaptıkları anlaşmalar üzerinden geniş bir alanda doğal gaz araştırma ve sondaj çalışmalarına girişti. Doğu Akdeniz'de büyük doğal gaz sahaları keşfedildikçe Güney Kıbrıs Rum Yönetimi birbiri ardına münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzaladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uyarılarına rağmen Mısır, Yunanistan, Rum Yönetimi ve İsrail Kahire'de oluşturdukları Doğu Akdeniz Gaz Forumu üzerinden Türkiye, Libya ve Lübnan gibi aktörleri saf dışı bırakmaya çalıştı. Ancak Ankara, Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzalayarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'yi Akdeniz'de kendi kıyılarına hapsetme planlarını boşa düşürdü. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Süleyman Kızıltoprak, Türkiye'nin 2020 dış politikasının en önemli başlıklarının Doğu Akdeniz ve Libya politikası olduğunu kaydetti. Türkiye'nin tarih boyunca Libya ve Doğu Akdeniz'de olup bitene kayıtsız kalmadığını dile getiren Kızıltoprak, Doğu Akdeniz ve Libya'nın istikrarsızlığı Türkiye'yi jeopolitik ve jeostratejik açıdan doğrudan etkileyen bir faktördür. Türkiye'nin Doğu Akdeniz yaklaşımı hakkaniyet ve adalet ilkesi çerçevesinde bölgedeki her ülkenin doğal kaynakların paylaşımını ortaklaşa yapmaları gerektiği şeklindedir. Türkiye'nin teklifleri hem bölgedeki kıyıdaş ülkeler hem de halklar için en adil tekliflerdir. Nitekim Mısır, İsrail ve Lübnan Türkiye'nin adil ve akılcı teklifleri sebebiyle daha fazla kazanç elde edeceklerdir diye konuştu.